O şişi'de bir butiğin kaçak iddiası nedeniyle elektriği kesildi. Müşteriler el fenerleriyle alışveriş yapmak zorunda kaldı. Tabi pek kolay olmadı. E, lambalarla, telefonların ışıklarıyla o şekilde bir aydır idare ediyoruz. Telefon ışığıyla anlayabiliyor musunuz? Ürünler çok güzel ama karanlıkta tam net seçilmiyor. Mağaza zifiri karanlık, göz gözü görmüyor. Müşteriler el feneri yardımıyla seçip beğenip alıyor. Yarı yarıya işlerimiz düştü. Yani korkup girmeyenler var. Şişli'deki bu butiğin kaçak kullanım nedeniyle elektriği kesildi. 116 bin lira para cezası verildi. Bizde klima da var dediler. Bir de 3 tane lambada kaçak elektrik var dediler. 116 bin lira küçük bir esnaf için gerçekten zor bir rakam. İtiraz süreci beklenirken mağaza karanlıkta kaldı. Hay böyle olunca alışverişe gelen müşteriler de kıyafetlerini ya telefon ışıklarıyla ya da dükkanda bulunan bu el fenerleriyle seçmek zorunda kaldı kaldı. Karanlıkta anlayabildiniz Anladım. mi renk? Anlayamıyorum işte onun için soruyorum bak hangi renk olduğunu. Çok zorlanıyoruz hatta bazen dışarı çıkartıp rengini orada gösteriyoruz müşterilerimize. Butik sahibi Leyla Gülnaz Gök elektriğin geri geleceği günü dört gözle bekliyor. En azından bizim elektriğimizi açsınlar. E, hukuki süreç devam edebilir. Hakkımızı arayacağız sonuna kadar.